Meryem. Beyaz. Evet. Sor hadi sorunu. Nerede kalmıştın, sor hayatım. Erkek konuklara bir sorum olacak. Evet. Bir kızla tanışmak için taktikleriniz var mı? Varsa eğer neler? 3-5-2. Evet. Ne? Bir taktiktir yani. Bir kızla tanışmak için bir taktiğiniz var mıdır diyor. Var mı Ersin bir kızla tanışmak? Bebişim derim, iş biter. Bak ya. Fazla uğraşma. Oluyorsa olur, evet. Olur diyorsun. Tabii yani. Gerçekten ama böyle bir zor mudur bir kızınla tanışmak, yani yan yanına gitme, yoksa ünlülüğünde kullanıyorsun. Yok abi, erkekten çok bayan arkadaşlarım var benim yani. Hani ama sen biliyorsun yani. Daha çok anlaşıyorum, evet. Adamlar daha kendini övüyor ama ya. Genelde hep tersini söylerler. Kadınlar erkeklere daha iyi anlaşıyorum derler. Severler beni abi. Severler. Var mıdır ona bir taktiğin, herhangi bir şey? Turan taktiği. Ne? Turan taktiği abi. Ne abi? Yok be abi, ne olacak? Turan taktiği. Engin abiye sormak lazım. Engin. yani benim hiç aklıma hiçbir de gelmedi. yani baban ne iş yapıyor? Oralara gidiyor. Öyle şeyler geliyor aklıma yani. Nerelisin? Nerelisin? Senin taktiğin var mı? Kimlerdensin? Senin taktiğin var mı? Benim taktiğim, ben söylerim ama şey, Engin'in yine... Yani bir kızla konuşurken hiç mi böyle duygusal şeyler gelmiyor? Hep böyle baban ne iş yapıyor? Ne, evet, evet, öyle çok böyle saçma sapan şeyler geliyor aklıma. Onun için de hiç konuşamıyorum yani. Bir de çok güzel bir şey söylemiş Engin. Aşk demiş bir tatil ve ben bu tatili hak etmiyorum demiş. Doğru mu abi? İnsan bazı zamanlarda bence hak etmez. Ama bazen parti zamanıdır. Aşk iyi bir partidir bence. Neden hak ettiğini düşünmüyorsun? Yani işlerinden, güçlerinden dolayı. Ya bir şey var. Yani röportajından dolayı söylüyorum. Bir olayı kaçırmak ya da bilmem ne değil. Röportajdan soruyorum ben de. Ne demişsin röportajda? Yani bir ilişki yaşayamıyorum. İçinde, çünkü bir ilişkinin içinde... Atıyorum şehvet vardır, sinir vardır, kavga vardır, 50.000 tane güdü vardır ilişkinin içinde. Sen çok kırılgan bir adamsın. Sen günlük hayatında da bir cümle kurarken girdiğin bir ortamda etrafı kırıp rahatsız etmeyeyim, etraf da beni kırıp ben de rahatsız olmayayım isteyen bir adamsın. Yani bu çok hassas bir yapım var. Bir ikili bir ilişkinin içinde, bir aşk ilişkisinin içinde herhalde bunlardan biraz kaçıyorsun sen. Ya bizde ilişkiler çok sorunlu. Yani sanki... tek sorun sen misin gibi oluyor. Yani aslında ilişki dediğin dış dünya çok sorunlu bir yer. Ben hani ilişki dünyasında çok rahat ve mutlu olmalıyım. Evet. Fakat tam aksi, neredeyse dış dünyada daha rahatım. ilişki dünyasında bütün problemler oraya yığılmış gibi. Onun için hani bir tatil olması, daha rahat bir yer olmasını tercih ederim. Evet. Ama çok problemli maalesef. Ondan dolayı da kaçıyorum. Çok güzel konuşuyorsun sen ya. Hayata dair o kadar güzel şeyler söylüyor ki. Mükemmel ya. Gerçekten yani. De ya. Doğru. Yani direkt söylüyor. Peki. Meryem'cim teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim Beyaz. Adıyaman'a selam. Ama buradan kapatmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyur. Buradan eşime yıldönümü hediyesi olarak Alper Çivik çok seviyorum diyorum kendisine. Eşine. Ve hepinizi... Efendim? Eşine mi? Eşine mi? Evet, eşime. Nerede eşin? Eşim şu an yanımda değil, başka yerde ama ben kendisine buradan mesajımı iletmek istiyorum. Ben kendisini çok seviyorum ve pazar günü yıl dönümümüz. Ha, pazar günü evlilik yıl dönümümüz. Kaç yaşında, evet, evlendiniz ya? Sen üniversiteye hazırlanıyorum demedin mi? Evet, bir yıldır evliyiz. Üniversiteye hazırlanıyorum, evet doğru. Allah mutlu etsin, harikaymış. Eşine de çok selamlar, hürmetler. Sevgililer gününüz de kutlu olsun şimdiden haftaya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir daha böyle bir şey söylediğiniz zaman önden soru sormana gerek yok. Direkt eşin için arayabilirsin yani. Sıkıntı yok. Mustafa, diyorum ki ışıkları biraz loşlaştırsak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.